22 Nisan 2017 Antalya, Alanya, İncekum'dayız. Rekor gelişim müşterimiz Mustafa Korkmaz Bey'in serasındayız. Kapalı sera, muz serasındayız. Bu seranızda rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü kullandınız, uyguladınız. Burada toprakla ilgili, öncelikle toprağınızdaki değişimle ilgili gördüğünüz farklılıkları bize anlatır mısınız? Yani neler oldu? Şimdi hangi dönemde aldınız? Uzun yıllardır muzculuk yapıyoruz. Buraya Ekim'de yaptık ekimi. 2016 Ekim ayında. Sıfır sera değil mi burası? Sıfır sera. Ben Şubat'ta çapalama döneminde kullandım. Şubat ayında kullandım. Daha önce toprak sulamadan sonra çamurlaşıyordu. Bu gitti. Yani çamur olmuyor. Ne kadar da üzerinde dolaşsak çamur bulaşmıyor. Peki şunu sorayım. Mesela suladığınız zaman toprak nemliliğini kaybediyor mu? Suyu emdirebiliyor mu? Evet, emiyor. Emiyor. Tabii toprak sert oldu mu emmiyordu. Şu an emmeye başladı. Peki burada rekor gelişimi Şubat'ta kullandık. Şu an Nisan'dayız. Şöyle görüyoruz zaten bahçeniz maşallah. Sizin 40 yıllık bir tecrübeniz var. Evet. Muzlulukla alakalı. Tecrübelisiniz. Burada gelişimle alakalı. Ne kadar toprağın bu yapısının iyi olması destekler bu işi? Yani muz gelişimini... Yani şimdi toprak kökü ne kadar rahat ederse, gevşek olursa o kadar hızlı alım artı rahat... Beslenme de artar. Yani doğru orantılı olarak rekor gelişim kullanılan bir toprakta muz yetiştiriciliğine elverişli değilse bile elverişli hale getirebilir diyebiliriz. Evet, evet kesinlikle. Ha, buradaki bu muzun çeşidi neydi? Yani bu cins azman, olarak... Azman diye geçiyor. Azman diye geçiyor. Ekim 2016 ayında dikildi. Şöyle gösterelim. Alan olarak ne kadar bir alan 3000 burası? 3000 metrekare. 3000 metrekare. Tamamında rekor gelişim kullandık. Evet. Şöyle gidelim isterseniz biraz da o tarafa doğru. Şöyle yürüyelim o tarafa doğru. Ha, burada kovamızı da gösterelim. Kova da burada. Şimdi tabii ki burada dip fideleri görüyoruz. Yeni fideler geliyor. Tabii ki sonraki yıl fide tercihini siz yapıyorsunuz. Şekline, durumuna göre. Bunların da gelişleri, görüntüleri evet, şöyle gösterirsek yakından. Yani renk olarak şu kırmızılık vesaire durumu. Sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bunun gayet sağlıklı olduğunu gösteriyor. Şu tarafı da gösterelim. Şöyle. Şöyle fidelerin. Diyelim. Ağaçların yukarısında da belli oluyor. Şu, hangi bölgede? Mesela şu bölge. Şöyle kırmızılığı, fidelerin sağlıklı olduğunu. Bir de şöyle tozlanma var. Gölge tozu evet. Diyorlar. Yok, bazı yerlerde ama. Kendisinden olan. İşte bu kendisinden olan evet. Tozlaması da sağlıklı olan ağaçlarda. Evet. Burada peki herhangi bir hastalık yönünden vesaire yönünden gördüğünüz bir şey var mı? Yani ters oluşan bir durum var mı? Yok şu anda bir şey gözükmüyor. Zaten hiçbir ilaçta daha kullanmadık. Nematoz evet. Gibi yazın sıcakla oluyor bunlar. Peki normal dönemlerde oluyor mu burada nematoz? Oluyor. Nematoz var. Şimdi rekor gelişimin toprak içerisinde toprağı çözüp toprağa hava girişini arttırmasından dolayı topraktaki mantarlaşmayla da alakalı son derece etkili bir ürün. Muzcuların gelen alanında çoğunun mantarla ilgili sorunları var. Özellikle evet. Manşlama vesaire durumlarında havanın daha az giriş yaptığı yerlerde mantarlaşma oluyor. Ama seriniz gayet güzel. Şöyle bu tarafa doğru da gösterin. Mantar şey nematod zaten yazın sıcak, daha sonra çok sıcak aylarda oluyor. Evet. O aylarda da bakacağız artık son durumu. Peki mesela burayla ilgili tabii ki çalıştığınız ziraat bayileri, ilaç buraya satan yerler, ziraat mühendisi arkadaşlar var. Burada var mı seranızla ilgili bir yorum şu anda bu sene? Gayet güzel diyorlar. Gayet güzel diyorlar. Sıralamayı ne yapıyorlar mesela? Bize her tarafa 15 günde gelirse bize ayda bir gelir. Gerek yok seni yeri diyorlar. Gerek yok diyorlar. Tabii güzellikten sizin de tecrübeniz ve bakım şeyiniz güzel. Peki öncelikle bu Alanya bölgesindeki muzculara toprakla en azından tabii meyveyi görmedik. Tabii evet. Biz biliyoruz meyvede de mutlaka fark şimdi olacak. Burası uzun yıllardır bu işle uğraştığı için toprak burada diyorlar ki toprak zehirlenmiş. Evet. Yıllardır gübre üst üste. Bunu bu sorunu çözmek için rekor gelişimi tavsiye ediyorum. Şimdi burada mesela şunu demiştiniz. Baş tarafla bir diğer tarafa biraz toprak getirdiniz. Evet. Her iki yerde de şu an sonuç aynı, durum sonuç aynı. Sonuç aynı. Yeni yani, toprak döktüğüm yerle eski toprak arasında hiçbir fark yok. Eski toprağı da bu iyileştirdiği anlamına geliyor. Evet. Bu da yani baktığınız zaman toprak getirip yaymak büyük bir maliyet. Aynen. Büyük bir zaman. İşte ondan sonra tanıdığınız için bu işi de toprağı değiştirmeden tekrardan eski haline getirebiliriz. Tavsiye ediyor musunuz
Kesinlikle. Yani en azından toprakla ilgili muz seralarında kesinlikle denesinler, kullansınlar, denesinler, görsünler farkı. Tavsiye ediyorum. 2-2,5 aylık bir sürede herhangi bir ters bir durum gördünüz mü muzla hala? Yok. Biz teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İnşallah muzlar da oluştuktan sonra, doğduktan sonra da gelip Haziran, çekeceğiz. Temmuz gibi inşallah bekliyorum. Bol bereketli hasatlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Tamam.